Efendim hepinize merhabalar. Kon TV ekranlarında çift şeritle yine hep birlikteyiz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum bu arada da. Şimdi bugünkü programımızın formatı bir hayli değişik olacak. Elimizde 150 bin TL para var. 150 bin TL biriktirdim bu genç yaşımda. Bakalım otogalereler sitesindeyiz şu an Konya'da. Hangi arabalara derman yetirebileceğim? Hangi arabalara fiyat biçebileceğim? 150 bin lira bandındaki sedan araçlara gelin hep birlikte bir göz atalım. Yalçın Bey. Efendim merhabalar. Merhaba, buyurun, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Şimdi biz programımızı çekerken abi bir formasyon belirledik. 150 bin TL benim param var. Bana ne satabilirsin? Size ne satabilirim? Ama sedan almak istiyorum. Yani benim kriterim şu an 150 bin TL ve sedan olması şartıyla bir araç almak. Yani şöyle başlayabilirim. Eğer modelli bir araba istiyorsanız sizin için en uygun araba Egea olur elimde. Tabii arabanın kalitesine göre 150 bin ile fiyat sınırlı tutarsak daha da kaliteli bir araba isterseniz bir miktar modeli düşer. Ama modelli olsun isterseniz, kilometresi az olsun isterseniz en iyi arabamız Egea şu anda. Yani şu an burada Egea var. Aslında evet. Bu sıfır mı? Sıfır değil ama 10 bin kilometrede sadece. Sıfır gibi bir şey sıfıra yani. Sıfıra çok yakın, evet. Bir binici için çok da önemsemeyecek bir rakam aslında. Aynen 10 bin, öyle, evet. Çok iyi. Kilometresi çok iyi. Kilometresi çok iyi. Peki Egea'dan aşağı alabileceğim yok mu abi? Yani hem bu kilometrede hem de daha ucuz alabileceğim bir araba yok mu? Yok. Yani bu Egea'mız benzinli. Bunun fiyatının altında bir fiyat isterseniz aynı kalitede bu dizel benzinlisini alabilirsiniz. Onun haricinde benzinlisini. Yani başka... o zaman Egea için zaten söylenen de hani en ucuz sedan şu an, evet, Türkiye'de binek otomobillerinde, değil mi? Evet. Aslında Egea ilk çıktığı zamanlarda çok pahalı bir araba sanmıştım. Fiyat olduğuna bakmamıştım. Çünkü kasası güzel duruyor. Evet, çok güzel duruyor. Bence de öyle. Bence daha pahalı bir arabaymış gibi duruyor ama tabii ucuz. Evet. Biraz arabayı test edelim mi yolda? Tabii ki. Yalçın Bey, şimdi başladık. İlk başlangıç güzel. Yani arabanın kalkışı olsun, yoldaki performans, hani bazı arabalar ilk binebilmez, bir elektrik alamayız ya. Evet. Yani şehir içinde o kadar bizi yoracak bir araba değil belli ki. Benim ilk izlenimim diyeyim daha doğrusu. Çoğunlukla zaten şehir içi için tasarlanmış arabalar. Şimdi ben şunu da söylemek istiyorum. Yani hani bu filo araçları, şirket araçları oluyor ya, bu tip araçlar. Evet. Şimdi aslında insanlarda bu kötülük yargısı oluşuyor direkt. Hani filo aracı bunlar, işte şirket aracı bunlar. Aslında şirkette filolar, bu filodaki araçları hiçbir zaman arıza yapacak araçlardan seçmezler. Değil mi? Tabii ki. Hem seçmezler hem de bakımlarına çok dikkat ederler. Çünkü o arabalar onların ekmek kapısıdır. Mecburen tam bakımlı tutarlar. Yani daha az aslında arıza yapacak arabalar. Tabii ki, evet. Şimdi ben bunun sana motorunu sormak istiyorum abi. 1.3 motor. Bu araba için çok büyük motor değil. Küçük motor aslında, değil mi? Aslında küçük bir motor ama işte az önce de dediniz ya, filo araçları bile bunlardan seçiyor. Neden? Yakıtları uygun olduğu için filolar bile bunları seçiyorlar. Motor hacminin küçük olmasının birinci önceliği yakıtının az olmasıdır. Yani az yakıyor. Evet, yakıtları çok iyi. Yani piyasadaki en az yakan araçlardan, evet, biri. Yani bundan daha az yakan da bulmak herhalde biraz zor değil. Evet, bu modelde en azından. Kesinlikle öyle. Şimdi peki Egea'larla ilgili bir sıkıntımız var mı abi? Şöyle, yani ben çok konforlu bir araba olduğunu söyleyemeyeceğim. Şu an mesela kasislerden geçiyoruz. Yani vuruyor takır takır. Bilmiyorum Egea'dan ne kadar konfor beklemek doğru. Tabii ki. Yani çok
konforu üst düzey bir araba değil. Öyle bir iddiası kimsenin olamaz. Ama konforunun çok iyi olmaması fiyatının da ucuz olmasını sağlıyor diyebiliriz. Fiyat performans olarak değerlendirdiğimizde Fiat Egea yani. Egea piyasadaki en ucuz sedan araba diyebiliriz. Siz de baştan sedan istiyorum, sedan araba almak istiyorum dediniz ya. Evet. Onun için fiyat performans konusunda en iyi sedan şu anda Egea görünüyor. Yalnız bizi anladığım kadarıyla şehir dışı seyahatlerimize çok memnun edebilecek bir araç tipi değil aslında. Yani biraz şöyle, daha şehir için tasarlanmış bir araç değil mi? Tabii ki şehir içi için tasarlandığı muhakkak, o bir gerçek. Ama şehir dışında da ne beklediğiniz önemli. Bir depo mazotla 1000 kilometre yapayım derseniz bu performansı sağlar sizin için. Ama bu 1000 kilometrede yorulmayayım derseniz bu performansı sağlamaz Egea. Yani şimdi aslında en ucuz sedan olsa da benim gördüğüm kadarıyla içindeki malzeme kalitesi öyle hani aşırı kötü bir araba değil. Her tabii tarafıyla ki, malzemeden evet. Kaçılmış. Mesela ben buraları ilk bilmiyordum Egea'nın buraların yumuşak malzemeden yapıldığını. Mesela üstü hani o adi plastik dediğimizden değil de biraz daha yumuşak plastik tercih edilmiş mesela. Müşteri çok küçük şeyler memnun ediyor abi. Yani böyle malzeme kalitesi olsun, şey olsun. Tabii ki kesinlikle öyle yani. Çok sert plastik kullanıldığı zaman trim sesi dediğimiz o arabanın iç sesleri de çok artıyor. Ama bu arabada gerçekten o konuda tatmin edecek durumda. Şimdi madem dedik ya abi sedan araba alacağız 150 bin liraya diye. Aile arabası olacak. Çoluk çocukla bineceğiz. Bagaj da lazım. Şöyle. Kaç litre bunların bagajı? 520 litre bagajları. Çocuklu da olsanız gayet tatmin edici bir bagajı var arabanın. Bu araç B segment bir araç değil mi aslında? Evet. Sedan bir araç değil mi? Sedan giriş sedan. Evet giriş. Ama olarak da giriş boyut olarak bence gayet yeterli bir araç ya. Kesinlikle öyle. Yani piyasadaki C segment sedanlarla kıyasladığımızda bu çok ideal bir genişliğe sahip. Hem bagaj evet. olarak bagaja gayet geniş bakabilirsin. Tabii ki. Bagaj genişliği çok iyi arabanın. Yani evet. Bir de arka mesafesine bakalım abi, dizi mesafesine. Bakalım tamam, sığabileceğiz mi? Şimdi az önce arabayı ben sürdüm. Ön taraf bana göre ayarlı. Benim de boyum 1.90. Bakalım arkaya sığabileceğim mi? Şimdi koltukların da kumaş olduğunu farz ettiğimiz zaman, yani içine girebilen bir yapısı var. Önde de benim oturduğumu düşündüğümüz zaman baş mesafesi hemen hemen değiyor kafam. Baş mesafesi konusunda çok iyimser olamayacağım ama diz mesafesi konusunda hakikaten B segment bir sedana göre inanılmaz bir alanı var. Yine şaft tünelinin yüksekliğinin hani az olması olsun. Yani araçta genişlik açısından bir konfor olduğunu söylemek mümkün. Gerek bagajı gerek iç mekanıyla aslında aile kullanımına uygun bir araç. Şimdi Yalçın Bey, diyelim ki ben Egea'yı beğenmedim. İşte kasislerden geçişini beğenmedim, performansını beğenmedim. Bana olmaz. Yani alabileceğim başka seçenekler var mı? Ne var mesela? Hala benim param aynı ama artmadı. Paranız artmadıysa bir de Blue tavsiye edebilirim size. Hyundai. Hyundai Blue. Evet, Hyundai Accent Blue. Arabamız bu. Bu arabamız 2018 model. Benzinli. Yani 2020 değil. 2020 o 2020 idi. Tabii ki. Bu araba 2 yaş daha büyük. Fiyat aynı ama model olarak biraz geriye düştük. Bu da aynen öyle. Blue'ların biraz daha pahalı olduğunu gösteriyor aslında. Tabii ki. Kesinlikle öyle. Şimdi farkları neler abi? Gerçekten hani göze batacak cinsten bir farklılık var mı aralarında? Yani en başta motorları farklı. O dizel bir araba. Bu benzin LPG'li bir araba. LPG'li bir araba. Tabii ki LPG'si de var. Ama yakıt konusunda o zaman bu biraz daha rahat olabilir. LPG. Rahat olabilir. Egea'ya göre sanki böyle bir tık daha rahat olabilir. Ama bunlar da atmosferik motorludur. Ses yapar biraz. Birazcık sesten ziyade dizel kadar ses yapmasa da performansları turbo dizeller kadar iyi değildir. Egea turbo dizeldir. Daha hızlı atlayıp kaçamaz yani. Tabii ki. Egea biraz daha mı bu anlamda hızlı oluyor? Egea tabii ki. Blue'nun benzinlisine göre biraz daha Egea iyi durumdadır performans anladım. Açısından. Anladım. Şöyle içine de bir göz atalım abi. Tabii ki. Egea'dan biraz daha farklı hissettirdi abi. Ağırlıkla başladı yani. Biraz daha ağır bir araba belli.
şöyle söyleyeyim. Egea başlangıç paketti. Bu önerdiğimiz Hyundai Blue arabamız orta paket. O yüzden mi multimedyası var önde? Tabii ki donanım olarak biraz daha iyi durumda Egea'ya göre. Ama herhalde hiçbirinde dijital klima yok. Dijital klima en dolu modellerinde var. Egea için de geçerli bu. Bunlar da yok. Evet, Blue için de geçerli. Peki ne kadar oynuyor abi peki fiyatları? Yani mesela bu orta dedik ya, dolusu olsa, en dolusu olsa bu araç. Yani aynı model, aynı kilometrede bir araba, araç en dolusu olursa ortalama 15 bin lira gibi bir rakamı mutlaka fark eder. Evet. Bunun vites geçişleri mesela Egea'ya göre biraz daha sert geldi bana. Biraz daha tak tak geçiyor gibi. Ama hızlanma konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Sanki biraz daha atak fazla gibi bunlar. Yani şöyle söyleyeyim. Turbo araçlar, turboları 1800-2000 devirlerde devreye girip etkin oldukları için biraz daha performanslı kullanımda fark edersiniz. Daha seri olduklarını. Ama bu yani Blue'da o konuda çok geride kalır bir araba değil. Yani performans çok kötü bir araba değil. Performanstan ziyade Blue'nun eski eraların yıllardan beri öne çıkan özelliklerinden biri aslında dayanıklılık abi, değil mi? Tabii motor dayanıklılığı. Yani İstanbul taksisini çeken bir model herhalde herkesin kahrını çeker. Tabii ki evet. Yani Era'dan sonra Blue'yu da İstanbul esnafı, yani tüm Türkiye'deki taksici esnafı çok kullandı ve çok da memnun kaldılar bu arabalardan. Motor ömürleri gerçekten gayet başarılı. Kaç binleri görmüştü abi motorları? Yani Era'larda 1 milyonu gördüğünü ben görmüştüm, evet. 1 milyon kilometre yapıyor yani. Tabii 1 milyon kilometreyi rektifiyesiz ama tabii tek kişi kullanıyor. Bütün bakımlarını hiç aksatmadan. Biraz da dikkat ediyor. Tabii çok dikkatli kullanarak 1 milyon kilometreyi yaptırdıklarını ben biliyorum. Ama ne olursa olsun yine de muazzam bir rakam abi. Yani çok milyon... iyi. Tabii ki çok iyi. Şeyleri çok sert yalnız. Süspansiyon çok sert. Ama bu segmentteki araçlarda çok kıyaslamıyorduk değil mi? Evet. Bu, yani, çok bir yorum yapmayacaktık. Yani şöyle, konfor açısından çok bir beklentinizin olmaması gerekir. Konfor açısından bir beklentimiz yok. Ama motor dayanıklılığı olsun, yakıt tasarrufu olsun, bizi tatmin edecek araçlar. Yani bu da Egea'da aslında hemen hemen aynı cins araçlar. Birbirine yakın araçlar. Şöyle de söyleyebiliriz. Parça konusunda, usta konusunda hiç sıkıntı yaşamayacağınız arabalar. Egea'da, Blue'da bu gruba dahil. Ya, servis olarak çok geniş bir servisleri var değil mi abi? Tabii ki. Sağladıkları hizmetler açısından. Yani. Aynen öyle. Her bütçeye hitap edebilecek parça bile bulabilirsiniz. Yani atıyorum bu arabanın ön tamponu hasar aldığı zaman değiştirmeniz gerekirse 500 liraya da bulursunuz. Servise, yetkili servise giderseniz 2500 lira da çıkabilir. Yani yan sanayinin yan sanayisi de var. Aynen. Yani parça var yani. Aynen öyle. Şimdi bunun bagajı ne kadardır abi? Bunu buradan açamadık. Bu aracımızın bagajı 460 litre. Evet maalesef. Önceki modellerde olduğu gibi bunda da yok. Orta dolu paketlerinde kumanda da var. Kumandadan Allah'tan açılıyor yani. Başlangıç paketlerinde yok yalnız. Kaç litre demiştin abi? 460 litre bagajı. Egea'ya göre az ama. Evet. Egea'dan biraz daha küçük. Ama rutin bir aileye yeter diye düşünüyorum. Tüplü olduğu için de yedek lastiği dışarıda herhalde. Tüp burada. Evet. LPG Simit depo. Şimdi LPG'ler abi bunların fabrikasyonu oluyor mu yoksa? Yok hayır. Bu araçlar hep sonradan takılıyor. Hep sonradan takılıyor Hyundai'nin değil mi yani? Hyundai'nin böyle bir uygulaması yok. Honda'da Toyota'da var ama Hyundai'de... Hani acaba dedim Honda'da Toyota'da olduğu gibi, aynen senin dediğin gibi fabrika mı takıyor diye? Yok hayır. Bunlar hep sonradan takılıyor. Bunlar dışarıdan takılıyor. Yani. Evet. Peki LPG ile uyumları nasıl abi bu araçların? Hyundai'nin inanılmaz iyi. Hiçbir arızası yok değil mi? Sanki araba LPG ile üretilmiş gibi devam ediyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Bir sıkıntı vermiyorlar. Egea'larda çok görmüyoruz aslında. LPG'yi görüyor muyuz? Yani 1.4 benzinli motorlarında LPG'li olanları var tabii ki. Dizeli biraz daha çok tercih ediliyor gibi sanki. Dizeli daha çok tercih ediliyor tabii. Kullanım amacına göre değişiyor ama hani başlangıç pakette benzinli ile dizelin arasında ciddi bir fiyat farkı var. Ne kadar? Onun için piyasada gördüklerinizin çoğu benzinli. Ne kadar? Şu anda tahmin ediyorum 140 civarında, benzinlisi 180 civarında, dizeli sıfırlarında. Ya aslında arabanın fiyatına baktığımız zaman bu oran çok dehşet bir oran. Tabii çok çok anormal açık yani. Ben de ilk duyduğumda şaşırmıştım. Ben de şaşırdım. Bu kadar olmaması gerekiyor.
Bir de bunun şeyine bakalım abi. Arka mesafesine bakalım. Diz mesafesine ne kadarmış. Tabii. Şimdi buraya oturduğum zaman da gayet iyi bir de diz mesafesi var burada da. Burada şey tamamen kumaştı. Efendim? Egea'dan iyi mi sanki? Egea tamamen kumaştı. Hani dizim değse bile rahatsız etmiyordu. Bu plastik sert. Ama alan olarak baş mesafesi hemen hemen aynı. Diz mesafesi sanki bu biraz daha geniş abi. Bir tık daha geniş. Evet. Bu C segment bir araç mı, B segment bir araç? Yani segmentine bakarsan aslında B segmenti bir araç. Hemen yani o zaman muadili. Muadili tabii. Hemen hemen tamamen. Burada ortada bir şaft tüneli yok. Yine aileyi düşündüğümüz zaman hakikaten bunlar da genişlik açısından kullanışlı araçlar. Egea'da olduğu gibi bu araçta da aman aman öyle söylenecek bir şey yok. Genişliği hakikaten memnun edici seviyelerde. Bir aracım daha var bu fiyat segmentinde. İsterseniz ona da bakalım. Bu ne abi? Bu da Peugeot mu? Evet, bu da Peugeot 301. Evet. 2020 model. 17 bin kilometreli. Dizel, manuel. Önceki iki arabadan ayrılan en büyük özelliği 6 ileri vites olması bu arabanın. Diğerleri kaç vitesti? Onlar 5 ileri. Onlar kara düzen devam ediyor eski nesil. Yani 6 ileri olanları da var ama bizim baktıklarımız sizin talip olduklarınız ya da 5 ileri. Ha öyle. Tamam. Yani şimdi vitesin fazla olması aynı segmentteki araçlarda çok büyük fark yaratıyor mu abi? Şöyle bir fark yaratır, yakıtını düşürüyor. Ha, yakıt olarak. Tabii ki. Yüksek devirlerde daha rahat gidiyor araba. Peki bu Peugeot'ya diğer bütün incelediğimiz araçların içinde en yakıt tasarruflusu diyebilir miyiz? En yakıt cimrisi diyebilir miyiz? Yani. Ama burada tabii ağırlık da devreye giriyor. Tabii ki. Çok yakıt konusunda çok farklı durumlar devreye girer. Mesela Blue'da LPG var. Onun evet. için diğerlerinden belki biraz daha az yakabilir. Ama LPG sonradan takılan bir donanım. Fabrikasyon donanımına bakarsanız hepsinden çok yakar. Aslında kendi orijinal hali. Orijinal LPG hali ve benzinli hali. Olduğu için diğer baktığımız iki arabadan daha çok yakar. Ama LPG var üzerinde. Yine de belirtirim ki yani 3 tane araba inceledik. Biri de artık burada son inceleyeceğimiz araba. Bunların hemen hemen yakıt tüketimi aynı seviyede. Evet, çok bunların yakın birbirine. Klasman artık sınıfları diyeyim aynı seviyede. Hemen hemen birbirinin yerine evet. aynen konabilecek araçlar. Aynen öyle. Değil mi abi? Yani ekmek olmadığı zaman kepekli ekmek alırız ya. Onun gibi bir şey. Evet. Yani ikisi de ekmek. Şimdi bu şeye çok benziyor abi. Egea ile kasa tipleri birbirine benziyor. Aracın ön yapısına baktığımız zaman. Ama Blue bunlardan biraz daha farklı tip olarak. Blue çünkü Uzakdoğu'nun ürünü olduğu için öyle. Öyle mi? Bunlar Avrupa'yı tarz mı? Tabii. Bunlar şimdi birisi İtalyan, evet. Egea İtalyan. Birbirine Fransız. Yakın olunca. Tabii bunlar çok şey, ülke olarak da birbirine yakın oldukları için tipleri de birbirine yakın. Şimdi önü bunun mesela bombeli hali Egea'yı andırıyor ama Blue evet. biraz da farlar çekik. Evet. Yani Uzakdoğu çekik. Uzakdoğu'nun olduğu için. Çekik. Japonlar, Koreliler işte onların da gözleri çekik ya kendileri gibi arabalar. Şimdi bir de buna bakalım abi. Şimdi arabayı çalıştırmadan önce Egea'ya bindik, Era'ya bindik, Blue'ya bindik pardon. 301'e bindik. Abi en kalitesiz göğüs bu arabada var. Şimdi acayip sert bir plastik yapmışlar. Rengi de solmuş. Kaç modelde abi bu araba? Bu araba 2020 model. Demek ki fabrikasyon hali bu yani. Deforme olmuş hali değil. Hayır hayır kesinlikle. Fabrikadan eski çıkmış. Evet. Diyelim. Bunun motoru niye farklı çalışıyor? Dizel çünkü 1.6 dizel. Diğerleri benzinliydi. Egea da dizeldi aslında ama. Ama Egea'da hiç böyle bir ses yoktu abi. Bana mı öyle geldi? Yok hayır sana öyle gelmedi. Egea sıcaktı sadece. Bu araba bir haftadır çalışmıyor. Keşke çalıştırsaymışız. Tamam. Bir buhar har çalışınca. Şimdi ona Fatih Erman biniyordu ya. Buna bineği yok. Anladım anladım. Tamam onun bineni varmış. O yüzden sıcak olduğu için ses çıkarmıyormuş. Yalnız hemen hemen sanki var ya hiç araba değiştirmemiş gibi oldum abi araçları sürerken de şöyle. Hani öyle afaki aman aman bir farklılık yok. Tabii ki. Bu arabada biraz performansı hissedersiniz belki. Çünkü bu araba 1.6. Tam onu diyecektim. Biraz daha atılımı fazla bu arabanın. Hani şu an bindiklerim içinde en yavaşı Egea gibime geldi benim. Ama evet. onu da sen açıkladın. Ne demiştin?
Turbo düşük devirlerde devreye girmediği için biraz daha performans bekliyorsanız turbolu arabalardan devrini yüksek tutmanız gerekiyor. Yani dizel aracı dedim biraz daha devirli kullan. Devirli performans kullan. İstiyorsan. Performans istiyorsan evet. Tabii. Şimdi ben onu kullanmayı becerememişimdir. En yavaş bana Egea geldi. Sonra Blue sanki biraz daha ondan iyi çekiyormuş gibi. Şu anda da en hızlısı bu biraz daha performans açısından. Zaten fabrika verileri de sanırım o yönde değil mi abi? Tabii ki evet. Bu hakikaten hızlanma konusunda şu an deniyorum 120'ye kadar çıktık az önce. Gayet hızlı ve başarılı bir şekilde alıyor. Süspansiyon konusunda aynıdır. Yani çok birbirini aratmaz. Ne Blue, ne Egea, ne de Peugeot 301. Bir şey diyeyim mi abi? Bu bana biraz da rahat gibi geldi. Yumuşak mı gibi? Biraz daha yumuşak geldi. Şu an tabii oruç kafayla yanılabiliriz hani. Yok. Ama anlık olarak. Doğrudur. Yani bu araba çünkü 2020 model. Hem Egea'dan bir tık kaliteli olduğu aşikar ortada. Egea'dan biraz daha mı? Tabii canım Egea'dan. Mutlaka kalitelidir. Sıfır fiyat olarak zaten bir farkları var mı abi? Öyle. Sıfır fiyat olarak çok yakındır birbirine ya bunlar. Egea ile çok aratmazlar yani. Tabii bir tarafta 5008'leri, 3008'leri çıkaran bir Peugeot var. Evet. Bir tarafta hala 301 farklı oluyor sanki. Tabii ki yani bunlar ilk konuşmaya başladığımızda dediğimiz gibi filoya falan hitap eden arabalar olduğu için araç kiralama şirketleri ya da arabayla otomobille yoğun işi olan şirketlerin tercih ettiği arabalar oldukları için onlara hitaben çıkartılmış arabalar bunlar. Bu da dayanıklılık konusunda herhalde diğerlerinden geri kalacak bir araç değil abi. Tabii ki yani Peugeot'un 1.6 dizel motoru çok daha Egea'nın 1.3 motoru gibi kendini ispat etmiş durumda değil. Bu arabaların üzerine koydukları motor 2017'den beri Citroen de Peugeot aynı motoru kullanıyor. 1.6 dizel motorları 3-4 senedir var. Onun için tam böyle motor ömürleri şu kadardır diyemiyoruz. Demek çok doğru olmaz. Yani az önce ERA'ya nasıl dedik 1 milyon kilometre giden ERA'lar gibi. Ama kanıtlanmış bir şey. Kanıtlanmış bir şey. Bunlar öyle bir şey diyemiyoruz. Çünkü bu motor yeni çıkartılmış, yeni üretilmiş bir motor. Daha çok yapanı en çok yapanı 200-250 bindedir. Hadi 300 bin olsun. Daha tam göremedik yani. Evet, üstünü hiç görmediğimiz için çok net yorum yapamıyoruz o konuda. Ama parça konusunda, usta konusunda, yetkili servis ağı konusunda hiçbir problem yaşamazsınız. O konuda da başarılı. Hepsinde. Yok hayır. Hepsi aşağı yukarı aynıdır. Yani denediklerimizin arasında parçası, ustası, servis ağı konusunda üçü de başarılı, aşağı yukarı aynıdır. Evet. Yani şöyle bir örnek verebiliriz mesela. Konya'mızda yetkili servis olarak Egea'nın fiyatın bir tane yetkili servisi var. Blue'yu değerlendirecek olursak Hyundai'nin iki tane var mesela. Evet. Peugeot'un da bir tane var. Evet. Yani bu konuda sanki Hyundai bir tık daha öne geçiyormuş biraz daha gibi önde görünüyor. Ama yine de eninde sonunda sıkıntı yaşanmayacaktır yani onda. Hani biliyoruz. Yani biri biraz daha hızlı olsa bile hiçbiri mağdur olmayacak. Olmayacak. Parça konusunda onu biliyoruz yani. Kesinlikle evet. Bir de bunun bagajına bakalım abi. Tabii ki. Buyurun. Şimdi bunlar da kaç paket oluyordu? Ben onu da sormayı unuttum. Bunlarda iki paket var. Aslında bir de konfor paketi var ortada ama çok piyasada görünmüyor. Bu da tabii boş paket. Boş bu paket. Evet. Aktif paketi. Bu başlangıç paketi. Bu da yine burada açacağı yok. Yine kumandadan açıyorum. Evet, yine kumandadan boş paketi açıyorum. Koymuşlar ama bunda. Bununki. Evet. Burada bayağı büyük bagaj var abi. Baktıklarımızın arasında en büyük bagaj bu. 640 litre. Evet, bagaj olarak. Bagaj hacmi çok iyi. Yine bir set var burada. Yedek lastik var mı? İki. Bakalım. Yedek lastiği de var. Evet. Yedek lastiğini de koymuşlar. Bu aracın kilometresi neydi abi? 17.000. 17.500. Bu da aslında bu araba. Sıfıra yakın bir araba. Sıfıra yakın bir araba değil mi? Bagaj olarak en büyüğü, şimdiye kadar baktığımız en büyüğü, gayet de ihtiyacı karşılayacak cinste yani. Aynen öyle. Şöyle ben bir de arka mesafeye bakayım. Sanki dedim ya, hep aynı arabalara biniyormuşum gibime geliyor. Çünkü bir fark yok gibi. Diz mesafesi de yine abi. Bu da yani şeyle aynı. Blue ile aynı. Yine önde ben oturuyorum. Diz mesafem yine aynı. Baş mesafem de yine aynı.
Çünkü şey, aynı segment arabalar şey biliyorsunuz. Aynı. Segment herhalde koltuk yapıları da biraz daha hani kibar mı denir artık, ince mi denir abi? Öyle olunca koltuk cinsleri de aynı. Arabaların segment de aynı olunca hemen hemen genişliği de aynı oluyor. Aynen öyle, evet. Yani şey Egea biraz daha dardı. Diğer Blue ile ikisi, bu ikisi Peugeot biraz daha ona göre geniş. Gayet bir ailenin sığabileceği cinsten araçlar abi. Değil mi? Aynen öyle. Blue'da hiç şaft tüneli yoktu. Burada da minik bir şaft tüneli var ama rahatsız edecek cinsten değil. Yine herhalde cam otomatikleri buraya koymuşlar. Bu da dikkat edin. Evet, aslında cam otomatikleri orada. Değişik biraz. Fransızların karakteristik özelliğidir. Öyle mi? Buraya koyuyorlar genelde. Evet. Peugeot'ların 307'lerinde falan eski modellerinde de öyleydi. 406'ları, 407'leri de öyle. Sonunda 3 tane arabamızı aslında incelemiş olduk. Hemen hemen birbirine çok yakın segment açısından ayrı araçlardı. Evet. Şimdi istedik ki üçünü de yan yana alalım. Hem şöyle görüntü olarak abi genel bir değerlendirme yapalım. Ben başlıyorum, ilk başta sana soruyorum. Motor olarak bir kıyaslama yapalım. Motor olarak kıyaslama? Egea. Egea 1.3 dizel. Evet. 95 beygir turbo dizel bir motor. 1.6 dizel 105 beygir. Peugeot 301. Blue'muz 1.4 benzinli 100 beygir. Ondan yani en büyük, en çok performans bunda var. Evet. 1.6 dizel olması, turbo dizel olmasıyla sebebiyle öyle. Bunun performansı sonra bu, sonra da bu. Doğrudur. Biraz bu şekilde sıralanıyor. Doğrudur. Performans olarak. Evet. Yani hız konusunda bize istediğimizi verecek olan bu üçü arasından bu araç. Peugeot görünüyor. Performans evet. Olarak değil mi? O zaman geçiyorum hemen yakıt tasarrufuna. Yakıt tasarrufu olarak da birbirinden çok ayrılmaz. Yani net şu rakamlardır, işte 100 kilometrede şunu yakar demek istemiyorum. Çünkü Blue LPG'li. Bu araçta LPG var. Tabii ki o fabrikanın dizellerle ürettiğinin kıyaslamak. Dışında bir donanım var çünkü üstünde. LPG sonradan takılıyor hep araçlara. Aslında orijinal hali olsa? Hepsinden çok yakar. En çok o yakar. Evet, çünkü benzin pahalı memlekette. Evet. Yakıt tasarrufunu da dedikten sonra sağlamlık olarak aslında hemen hemen aynı araçlar. Dayanıklılık olarak. Aynen öyle. Evet. Dediğimiz gibi Era yıllardır Blue, yıllardır aynı motor. Hep sağlamlığıyla, dayanıklılığıyla ön plana çıktı. Büyük rakamları gördü kilometre olarak. Değil mi abi? Tabii, kesinlikle öyle. Sağlamlık olarak hemen hemen hepsi aynı durumda. Peki ben sana sorduğumda bu araçların fiyatlarını son olarak. Aslında özellikler bizim için bir yere kadar hikaye. Önemli olan fiyat. Yani aşağı yukarı üçünün fiyatı da aynı arabaların. 150 bin lirayla 155 bin lira bandında. Yani birisi 1-2 lira yukarı, birisi 1-2 lira aşağı olabilir. Ama fiyatları da aynı yani. Sizi zorlayacak bir fiyat farkı aralarında yok. Ben fiyatlara da baktım. Bu 155 lira civarında. Evet. Bu 153 bin lira. Bu da 158 bin liraymış. Evet. Ama herhalde bunların hepsini pazarlıkla biz 150 bin liraya alabiliriz. Değil mi? Sanki yani evet. Yaklaşırız en azından 150. Tabii ki. Pazarlık payı da var. Yaklaşırız evet. Sana sorduğum zaman abi genel bir değerlendirme yaptığımız zaman hepsinde sen olsan kişisel olarak hangisini tercih ederdin bu arabalarda? Ben bu üçünün arasından Peugeot'u tercih ederdim. Ve neden? Peugeot şimdi şöyle, ben hızlı araba kullanıyorum. Peugeot biraz daha performans olarak beni tatmin ediyor. Hem 2020 model hem de işte 17 bin kilometrede sıfıra yakın bir araba. Egea aslında daha az kilometresi ama o performans olarak beni tatmin etmiyor. Peugeot'un bu 1.6 motorları çok güzel. Performanslarını ben çok seviyorum. Onun için benim tercih edeceğim araba Peugeot olurdu. Evet, valla bana sorarsan da hani ben performans olarak aşırı bir farklılık görmedim abi. En çekmeden önce en küçük gördüğüm, hani diğerlerinden kötüdür diye düşündüğüm araba Egea'ydı. Ama iç kalite olarak, konfor olarak en çok Egea'nın malzemesini beğendim. Ya özellikle Peugeot'da tamamen malzemeden kaçmışlar ya. Evet. Egea biraz daha iyi, Blue biraz daha iyi. Ama Blue'da multimedya ekranı da vardı ya. Blue'da geri görüş kamerası da olduğu için benim tercihim de Blue yönünde olurdu herhalde. Egea biraz orada garip gibi kaldı.
İkinci tercihim de olsun benim. Bu programı da burada sonlandıralım. Yalçın abinin araba konusundaki engin bilgilerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Böyle bir program oldu ben bu hafta. Ederim. Farklı bir format kullandık. Haftaya yepyeni bir programla, yepyeni bir araçla tekrar karşılarınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın. Hayırlı Ramazanlar.